Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün yeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Bugün gerçekten çok güzel, çok eğitici bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl çok eğitici bir video? Şimdi bugün teknik analiz bilmeden veya borsa ile alakalı hiçbir şey bilmeden hisse senedi nasıl alınır, nasıl satılır size onu öğreteceğim arkadaşlar. Çok güvenilir bir yöntem bence ve çok eğitici bir yöntem. Uygulamasını bilene arkadaşlar. Nasıl uygulamasını bilene? Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar. Siz hisse senedi seçerken işte Twitter, Telegram, YouTube tarzı mecraları takip ediyorsunuz. Oradan işte biri bir şey söyleyince alıyorsunuz. Ki ben de hani 6 ayda, 5 ayda bir hisse senedi söylüyorum. Zaten en sonunda mesela RT Lab'ı söylemiştik. İşte 13 günde %100'den fazla gitti. Fakat bu herkes için aynısı olmuyor arkadaşlarım. Twitter'da adamlar komisyonlu iş yapıyor. Yani tahtacılar bunlara para veriyor. Diyorlar ki benim hissemi paylaş, şöyle yap, böyle yap. Bunlar da o hisseleri tepeden paylaşıyor. Siz de gidip o hisse senetlerini alıyorsunuz ve belki 6 ay, belki 1 sene o hisse senetlerinin içinde kalıyorsunuz. Zarar ediyorsunuz. Paranızı çıkaramıyorsunuz. Peki biz bunlara minnet eylemeden nasıl en iyi hisse senetlerini en güzel noktalardan seçeceğiz? Şimdi bugün bu videoda size onu anlatacağım arkadaşlar. Ondan önce kanalımda birçok eğitim içeriği var arkadaşlar. Mesela tavan olacak hisse senedini bulmak. Onun dışında bakıyoruz TradingView giriş ve ilk ayarlar. Aşağı iniyoruz arkadaşlarım. Hisselerin dibi nasıl bulunur? Hani %1984 kar. Düşeni kıran tavan bulmak şeklinde bir videomuz var. Onun dışında tavan olacak hisseyi bulma yöntemimiz var. %1000-2000 yükselecek hisse nasıl bulunur? Bunun yöntemi var arkadaşlarım. Aşağı iniyoruz, yine bir haftada kazandıran TradingView taraması var. 5-8-13 stratejisi ve aynı zamanda bunun TradingView taraması var. Burada 5-8-13 hareketli ortalama stratejisinin kendisi var. Yani böyle birçok eğitim videosu var arkadaşlar. Yine burada Swing Trading taramasını paylaşmışım. Formasyon bulan taramayı paylaşmışım. Birçok eğitim içeriği var. Gelip de bu borsanın düştüğü günlerde kendinizi çok iyi geliştirip hisse senetlerini en dip noktadan alabilirsiniz arkadaşlarım. Tabi bir hisse senedini en dip veya en dibe yakın bir noktadan almak için biraz bilgili olmak gerekiyor arkadaşlarım. Bu bilgileri de iyi bir şekilde öğrenmek lazım. Ben eminim bu YouTube'daki benim videolarımda bu bilgileri size çok iyi şekilde öğretecektir. Ha, farklı yöntemler kullanabilir miyiz hisse senedi almak için? Evet, kullanabiliriz. Şimdi o yöntemi size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu TradingView uygulaması arkadaşlarım. Bu uygulamada işte teknik analiz çizimlerinizi yapabiliyorsunuz. İndikatörlere bakabiliyorsunuz. Hissenin işte o gün kapanışına göre bir mum oluşuyor ve kırmızı veya yeşil. Ona bakıp teknik analizde yorumlayıp hisse senetlerini alıyorsunuz veya hani hisse senedinin dibi neredir, tepesi neredir, o şekilde çıkarımlar yapıyorsunuz. Bunu birçoğunuz kullanıyorsunuzdur veya kullananları görmüşsünüzdür. Fakat bu TradingView'in öyle bir özelliği var ki ben iddia ediyorum bu özelliği %99'unuz bilmiyor. Kullananların %99'u bu özelliği bilmiyor arkadaşlarım. Ve bu özelliği kullananlar veya bu büyük hesaplar, işte teknik analistçi diye geçinenler bu özelliği bilmenizi istemiyor. Neden istemiyor arkadaşlarım? Çünkü siz bu özelliği bilirseniz onlara ihtiyacınız kalmaz ki. Gidersiniz Twitter'da onların şeyine bakmazsınız. Telegram'da onların kanallarına katılmazsınız. Onlar buradan prim yapamaz. O yüzden onlar bu özelliği bilmenizi istemiyor. Ne özelliği arkadaşlarım? Şimdi görüyorsunuz bir grafik var. Şimdi burada 3 nokta şeklinde var. Geliyorsunuz bu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada grafik ayarları var arkadaşlarım. Burada olaylar kısmında en altta olaylar var. Fikirler var. Bu fikirlere giriyorsunuz. Tamama basıyorsunuz arkadaşlarım. Şöyle ekranda yeşil, sarı ve kırmızı noktalar çıkıyor. Biraz arkaya gidersek kırmızıla bakın. Şurada mesela bir kırmızı nokta var. Peki bu yeşil, sarı, kırmızı nokta nedir? Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlarım TradingView çok büyük bir platform. Burada fikirler kısmı da var. İşte insanlar hisse senetleri hakkında teknik analiz fikirlerini paylaşıyor platformda. Fakat hisse senedine girip bu paylaşılan fikirleri de görebiliyoruz. Yani mesela burada ben bu olaylardan, şuradan gelip grafik ayarlarından, olaylardan fikirleri açtım ya mesela. Örnek veriyorum. Kent hisse senedinde teknik analiz çizimi yapanlar veya daha önce geçmişte yapanların fikirleri burada var. Nerede o fikri paylaşmış? O fikri paylaştıktan sonra hisse senedi nereye gitmiş? Gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Yeşiller alış olarak, sarılar hani kayıtsız, ne al ne alma. Kırmızılar ise satış olarak düşünebilirsiniz ki zaten böyle arkadaşlarım. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız arkadaşlarım? Bunu kullanmanın en efektif yöntemlerinden biri şu arkadaşlarım. Mesela bakın. Yeşili nerede paylaşmış bu kişi? Gelip bizim dip diyebileceğimiz ve yükselişten önce diyebileceğimiz bir yerde paylaşmış. Bakın şurada. Gelelim hemen. Şuradan yukarıya yüzde kaç yapmış? 7 günde %35'ten fazla vermiş arkadaşlarım. Peki girelim bakalım bu kişi ne söylemiş?
IQ Trader diye bir arkadaşımız. Şimdi evet arkadaşım paylaşmış olduğu sayfaya geldik arkadaşlarım. Görüyorsunuz dolu dolu bir teknik analiz. Eminim bu teknik analiz Twitter'da, Telegram'da, şurada burada yapılan teknik analizlerin bin gömlek üstüdür. Adam açıklamayla her şeyi yazmış. Bakın neyi kullandığını yazmış. 50 günlük basit hareketli ortalama kullanmış. 100 günlük basit hareketli ortalama kullanmış. 200 günlük basit hareketli ortalama kullanmış. Fibonacci kullanmış arkadaşlarım. Burada Fibo kanalı tepesi aşamazsa aşağı yönelecektir şeklinde açıklamalar yazmış. Direnç bölgelerinin önemi şeklinde açıklamalar yazmış. Peki sonra ne olmuş arkadaşlarım? Geliyoruz. Bakın adam burada al olarak paylaşmış. Ne olmuş sonra? Gördüğünüz üzere arkadaşlarım şurada. Tabii çok ileri attı bu bizi. Bakın burada hisse senedi 7 günde çok karışık olduğu için gözükmüyor ama 7 günde %35 yapmış arkadaşlarım. Şimdi mesela bu adamın buradaki tahmini tutmuş. Geliyoruz arkadaşlarım. Bu adamın sayfasına tıklıyoruz. Bunu takip ediyoruz veya birkaç tane farklı gönderisine daha bakıyoruz arkadaşlar. Burada farklı fikirlerine bakıyoruz. O fikirler de tutuyorsa, tutarlıysa diyoruz ki ha bak bu adam gerçekten bu işi iyi yapıyor. Bunu takip edebilirim. Bunun paylaştığı hisse senetlerine bakabilirim. Mesela buraya bakıyoruz arkadaşlarım. Burada IC'si paylaşmış. IC'si ne diye paylaşmış bakıyoruz. Yeni girecekler beyaz üstü kalıcılık beklemeli. Alpa mavi daha garanti olur şeklinde çok güzel de açıklamalar yazmış arkadaşlarım. Burada stop line 13,50 dolar şeklinde çok inanılmaz güzel açıklamalar yapmış. Alfa mavi indikatörünü de kullanıyor arkadaşlarım. Bir hedef de belirlemiş. Bunu tabii yakın bir süreç içinde yaptığı için biz bunun nereye gidip gitmeyeceğini bilemeyiz arkadaşlarım. O yüzden mesela daha eski gönderilerine gitmek lazım. Hani bu işi yapabiliyor mu yapamıyor mu diye öyle çıkarımlar yapmak için. Farklı bir hisse senedine geçelim arkadaşlarım. Orada göstereyim. Mesela Pegasus'a geçeyim. Şimdi az önce Kent hissesinde alış fikrine bakmıştık arkadaşlar. Satış fikrine bakalım. Şöyle yeşil ve kırmızı okla işaretledim. Bakın burada yüzde kaç kazandırdığını da hemen gösterelim. Şu yeşilden aldığımızı, kırmızıda sattığımızı tahmin edersek 50 günde %34'lük ortalama güzel bir kazanç sağlamış arkadaşlarım. Burada en tepe noktada bir arkadaşımız satış şeklinde bir paylaşım yapmışım. Ona gidiyoruz bakalım. Pegasus güncel sıralı düşüş hedefleri şeklinde Trader Alp arkadaşımızın bir paylaşımı olmuş. Burada belli bir formasyonu ve belli bir indikatör kullanarak birinci hedef ve ikinci hedef şeklinde düşecek yerleri de belirlemiş arkadaşlar. Burada oynata basıyoruz. Şu da oynamadı ama birinci hedefini 788, ikinci hedefini de 730 olarak göstermiş arkadaşlar. Tabii ki bu hisse senedi bölündüğü için burada oynamamış. Çünkü bakın hisse senedi o zamanlar 700 liralardaymış. Sonradan 160 liralara bölünmüş. Fakat dediği şekilde düşüş olmuş mu? Hedeflerine gitmiş mi? Hedeflerine gitmiş arkadaşlarım. Şuralarda gördüğünüz üzere düşüşleri görüyorsunuz. Ne olacak arkadaşlar? Mesela geliyoruz. Burada Trader Alp'i takip ediyoruz. Yani dediğim gibi az önce birkaç tane daha gönderisine bakıyoruz arkadaşlarım. Bu arkadaşın yazdığı şeyler tutarlı mı? Mesela aşağı iniyorum. Çok aşağı ineyim mesela. Arkadaşımızın yazdığı birkaç şeye bakalım mesela. Burada birinci hedef, ikinci hedef yazmış. Mesela şöyle güncel sıralı hedefler yazmış. Burada bakıyoruz Aksu Enerji hakkında. Şöyle hemen oynatalım arkadaşlarım. Olmuş mu? Gerçekten tutarlı mı? Evet bakın birinci hedefe gitmiş. O hedefe gittikten sonra da zaten bu dönemlerde arkadaşlarım bu İsrail-Türkiye savaş Filistin meselelerinden dolayı borsamız ciddi etkileniyordu. Orada da zaten endeksin azizliğine uğramış. Yani arkadaşın hedefine gitmiş. Yani birkaç tane böyle gönderisiyle teyit edersek sonra da burada onun teknik analiz bilgisini kapmaya çalışırsak. Yani mesela bakın bu adam nasıl analiz yapıyor? Neye göre analiz yapıyor? Analiz yaparken hangi indikatörleri kullanıyor? Fibonacci seviyelerini, hareketli ortalamaları nasıl kullanıyor? Veya hareketli ortalamaları kullanırken nasıl bir strateji izliyor? Bu şekilde bu analizleri yaparken bunları da takip edersek arkadaşlarım hem bilgimize bilgi katarız hem de kimseye muhtaç olmadan hisse senetlerini güzel yerlerden alabiliriz. Veya gelelim arkadaşlarım bakın. Şurada bir yeşil görüyoruz arkadaşlarım. Bakın şurada şuradan şuraya bir yükseliş görüyoruz. Şuradan al paylaşmış arkadaşlarım. Arkadaş şöyle 70 günde %100'den fazla bir kar yazmış. Peki bu arkadaş bunu neye göre paylaşmış? Tufan Ertok. Şimdi Pegasus için analizim şeklinde paylaşmış. Geliyoruz. Bakalım neye göre paylaşmış bu abimiz de. Bu abimiz de MACD ve RSI kullanmış. Yine Fibonacci seviyelerini etkin bir şekilde kullanmış. Burada düşen çizgisini kullanmış. Direnç bölgelerini, hedef fiyat aralığını yazmış. Hedef fiyat aralığı 584'müş Pegasus için bu abimizin. Şöyle hemen bakalım ne olmuş?
Tabi yine aşağıda gözüküyor. Çünkü hisse senedi bölünmüş arkadaşlarım. Ama şurada göreceğiniz üzere %100'lük bir yükseliş yapmış. Ve abimizin dediği yere kadar gelmiş. Hemen bakalım dediği yere kadar gelmiş oluyor mu? Şu an %100'lük bir yükseliş olmuştu çünkü o dönemden sonra. Bakıyoruz arkadaşlarım. Bu abimiz kaçta paylaşmış? 500'de paylaşmış arkadaşlarım. 500'ün %100'ü kaçtır arkadaşlarım? 1000'dir arkadaşlarım. Hisse senedi o dönem hani belki 1000 seviyelerine kadar gitmiş. Abimizin hedef aralığı kaçmış? 613'müş. Yani abimizin hedef aralığından da çok çok yukarı gitmiş. Gördüğünüz gibi mesela buna da yapabiliriz arkadaşlarım. Giriyoruz. Hatta burada YouTube kanalı da varmış. Girip onu da izleyebiliriz arkadaşlarım. Ben tabii ki bu videoyu YouTube'a atacağım ama sizin bilgilenmeniz, sizin finansal okuryazarlığınızı kazanmanız için arkadaşlarım ben hani asla şunu izlemeyin, bunu izlemeyin veya hani ben bunu paylaşayım, şunu paylaşayım mı şeklinde bir kaygıya düşmüyorum. Bu abimizi de izleyebilirsiniz. Size bilgi katacak, sizin finansal okuryazarlığınızı arttıracak herkesi izleyebilirsiniz. Bakalım abimizin analizleri de güzele benziyor arkadaşlarım. Şöyle mesela Tekfen için analizim yerler kaygan diye bir şey paylaşmış. Gelip bunu takip edebilirsiniz veya aşağıda bakın abimizin 24 Mart'ta tahvil hissesi için tahvil değil de TAV Havalimanları için yapmış olduğu bir paylaşım var arkadaşlarım. Burada baktığınız zaman bu hisse senedi ne olmuş? Burada mesela bir TOBO yakalamış. Evet hisse senedi de yükselmiş. Gördüğünüz gibi abimizin hedef noktası yani 7,8,34 seviyelerine kadar ilerlemiş. Oradan sonra düşüşe başlamış. Gelip bu şekilde farklı analizleri de görebilirsiniz arkadaşlarım. Her hisse senedi için geçerlidir bu. Şöyle aşağı iniyorum mesela Arçelik'e bakıyorum. Arçelik için de geçerli arkadaşlarım. Satılan ve alınan yerleri bu şekilde. Yani buralarda fikir yayınlanan bölgeleri yeşil, sarı ve kırmızı noktalarla belirtilmiş grafik üzerinde. Gelip buradan da kimseye minnet eylemeden, teknik analiz bilmeden bakıp öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde teknik analiz bilginizi de arttırabilirsiniz arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize hayırlı günler diliyorum.